için biz de Kasım ayı okumalarımızda Cengiz Aytmatov'un Sultan Murat adındaki kitabını seçtik. Kitap hakkındaki düşüncelerimizi ilk başta İlkay hocamız paylaşsın. Buyurun hocam. Öncelikle hepimiz öksürebiliriz. Çünkü hepimiz hastayız kış ayında olduğumuz için. Şimdiden özür diliyorum. Şimdi kitabı aslında yorumlara bakarak çok büyük umutlarla başlamıştık. Yani ben kitabı seçerken internet yorumlarını göz ardı etmiyorum. Bakıyorum genelde. Hani herkes sevmediyse çok o kitaba yönelmeyi tercih etmiyorum. Çünkü zaten kitap okumak öğrencilerim için zor bir süreç. Yani dersler, okul, sınavlar vesaire derken en azından sevecekleri bir kitap olsun diye başlamıştım. Güzel de gidiyordu aslında. Ama sonrası sizde. Biraz sıkıldık. Şimdi önce şahıs kadrosundan bahsetmek ister misiniz? Yani ya da kısaca bir özetlemek isteyen var mı? Şöyle ki kitap zaten çok kalın değil. Yani o yüzden oyuncu karakter kadrosu da o kadar geniş değildi. Yani tutarlı bir kadroydu. Zaten her karaktere de girilmediği için çok karakter olması bizi rahatsız etmedi açıkçası. Evet, yani kişi çok ama derinlemesine değil, değil mi? Bana kalırsa da insan isminden çok hayvan ismi de çok öndeydi. Evet. Bir nevi... Yani atlar, eşek, köpek... Hepsi evet. Vardı. Hepsi var. Yani annesinden daha çok atlardan bahsedilebiliyor. Demek ki konu ama aslında zaten hayvanlar üzerinden de gidiyor diye çok spoiler vermeden. Evet, hayvanlar üzerinde daha fazla durmuş, doğru. Evet. Sultan Murat'la ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir çocuksun? Sultan Murat yani lider çocuk, lider nasıl olmuş? Evet, zaten konu evet. Direkt o ve atlar üzerinde duruyor ve... Atları seviyorum. Yani Sultan Murat'ı sevdin mi karakter sevdim, olarak? Sultan Murat'ı sevdim. Hacı Murat, kardeşine karşı sevdim. Ailesini de... Yani o baba rolünü... Oturtabildi mi çocuk kendini? Annesi, yani evet, babası şey, askerde olduğu için. Yeni bir şey gördü. Evet. Oturttu bence gayet güzel şekilde. Evet, güzel vermiş. İlknur ne düşünüyorsun? Bence hani her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek ve hani kendine güvenen birisi. Evet. O yüzden lider bir karakter. Hı. Şimdi zaten 5 çocuğumuz var. Sultan Murat, Anatay, Erkin Bek, Ergeç ve Kubat Kul adında. İsimler niye değişik? Çünkü biliyorsunuz Cengiz Aytmatov Kırgız. Doğal olarak kendi yöresini anlattığı için isimlerde Kırgız isimleri. İşte 5 genç var ve babaları, hepsinin babası ya askerde ya şehit olmuş. Aslında burada ne kadar genç yaşta o savaşın getirdiği yükümlülükler çocukların üstüne ne kadar yıkılmış biz biraz romanda bunu görüyoruz aslında. Çünkü hepsi işte ergenliğini yaşarken, okulda derslerini öğrenirlerken birden işte kendilerini köyün sorumluluğunu almak zorunda hissediyorlar. Biraz da zorunda kalıyorlar aslında. Betimlemeler çok, çok yani atları çizebiliriz. Değil mi? O kadar detaylı vermiş. Peki duygular? Tuğba konuşmazsan biliyorsun videomuz eksik kalır. Duygular çok fazla eksikti. Gerçekten çok eksikti. Şöyle ki ben kitabı ilk okumaya başladığımda hani arkadaşlarımla konuşurken hani sizlerle hep diyordum ki çok güzel ilerliyor. Ben çok ümitle bakıyorum kitaba. Karakterleri tanıttı ve gerçekten çocuklar okuldan alınıp o çalışma sürecine atıldığında ben gerçekten güzel şeyler okuyacağımızı düşündüm. Ama hiçbir duyguya hani Sultan Murat haricinde hiçbir yan karakterin duygusuna hayatına, onların yaşadıklarına dokunmadığı için kitap bende çok eksik bıraktı bu duygu bölümünü. Evet, yani Sultan Murat hariç yan karakterler eksik kaldı. Bence de duygu yönünden zayıf. Ama tek sevdiğim duygu ne? Mirza Gül ve Sultan Murat'ın o naif aşkı. Aşk diyebiliriz. Yani Mirza Gül'ü de çok sevmedim ya. Çok neden? Nasıl bir kız? Çok havalı, havalı. Ne yapsın? Yani şey şu an lütfen 2018 gibi düşünme. Kim kaç yılında yazmış? 100 yıl öncesini düşünce kız ne yapabilir yani? Nasıl bir aksiyon bekliyorsun kızdan? Mendilini vermiş. Daha kibar bir hareket olabilir. Ama mektubuna da karşı seven ben sevdim mi? Mirza Gül'ü sevdim mi? Evet. Bu kadar. Naif.
Yani şey şöyle ki ben ne yapacağız okula gidiyor ben bir de kızı sevmeme nedenim ben Mirza ismini çok seviyordum ve oğlum olursa adını Mirza koyuyordum ama kızın adı Mirza Gül ve o kadar itici geldi ki Mirza'nın ismini de Gül gelmesi bayağı bir yıkıldım. Cengiz şu an Cengiz Aytmatov roman yorumuna yeni bir şey kattı. Yeni bir yorum kattığın için teşekkür ederiz. Kızın kızla yani Mirza Gül Sultan Murat aşkı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hocam şöyle ki sevdim yani iyi onu güzel yapmışlar ama sürekli Sultan Murat, Mirza Gül ve atlar. Konu evet. Sürekli bunlar sürekli yani. Başka bir konu yoktu yani. Evet işte konu yani çok uzatılabilirdi. Kişi sayısı çok olaylar çoğaltılabilirdi ama çok sınırlı tutmuş. Ya belki de bilerek kısa vermek istedi. Hani sadece önemli olan duyguyu bitirmek istedi belki. Bence iyiydi çünkü hani uzatsaydı bu sefer de hani çok boş anlattı diğer karakterlerden bize ne derdik ve çok kişi vardı derdik. Hani gerekli olan kişileri anlattı bence yeterince. Sultan Murat. Hiç kimseyi anlatmadı ki gerekli olan kişileri. Ya sadece anlatay var. Şöyle söyleyeyim bu kitap bir romanın özeti gibi bir şey olmuş bir nevi. Hani 600 sayfalık bir romanın özeti. Yani biraz kısa geldi. Kısa değil de şey yani oğlan mesela o aşkı biraz daha verebilirdi bana. Ben sevmiştim çünkü. Ben şunu söyleyeceğim. Arka kapağını okurken sizin için de bence etkili olmuştur. Hani diyor ki işte çocukluktan nasıl çıkılır işte Sultan Murat arkadaşları işte dört arkadaşın işte doğayla bilmem ne bir şeyler çete mücadelesi falan. Ben bekledim ki hani Sultan Murat ve arkadaşlarının ve ilk başta okuduğum kadarıyla işte o savaş döneminde hani nasıl ayakta kaldıkları bir dostluk öyküsünü hani atlarla da bir dostluk var tamam ama ben o arkadaşlığı daha çok işlemesini isterdim. Arka kapağını okurken ben onu çok beklediğim için belki arka kapak da yani bence kadar... olay verilen olay güzel. O yüzden mi daha fazlasını bekledik acaba? Yani buradan bir iyi daha iyi bir dostluk, daha büyük bir aşk ya da sonu mutlu biten bir hikaye beklediğimiz daha için çetin bize yetersiz geldi belki. Ama ben de ben aksini düşünüyorum. Çünkü hani askerlik yaşıyorlarken ne tür bir arkadaşlığı çok fazla yaşayabilirler veya aşkı yaşayabilirlerken herkesin babası askerde, o acıları var ve hani oturup arkadaşlarıyla o zamanlar geçecek veya aşk yaşayacak değiller bence. Yaşamadı. Ya, bence o mektuplaşmayı ben biraz daha uzun bekledim. Yani kız da bir şey yani hani kızın duygulu, evet mendil vermek büyük bir duygu. Ben de seni seviyorum dedi daha ne desin de mendilini verip. Yani ne bileyim. Biraz daha aşk koyabilirmiş içine gibi ben yani. İknur Avukatı'na katılmıyorum hocam. Savaş döneminde arkadaşlık daha fazla olur. Aşk özellikle daha fazla hani böyle uzakta kalıyor biraz evet. Daha. Hani biraz daha özlem içeriyor. Bu konuda sizin şey, ön plana koyamaz koyuyor. Demek istiyor. Yani bence. Öncelik vatanın kurtulması olunca aşk ne kadar. Kitap sonuçta bir aşk kitabı değil. Değil evet. Bence şöyle. Savaşta arkadaşlık tamam. Arkadaşlara zaman geçirmek falan filan ama birlikte zaman arkadaşlarla zaman geçirmekten ziyade arkadaşlarla birlikte dik durmaktan evet. Bahsediyor. Yani kardeşiyle Hacı Murat'la bir ziyaret yapmıştı hani odun ve yakacak toplamak için mesela. Hani kardeşiyle bile bir iletişimsel mesela ben o bölümü okurken daha çok sevmiştim. Çünkü Hacı Sultan Murat haricinde biriyleydik ve hani daha keyifli geçiyordu. Ben onu arkadaşlarıyla da bekledim. Hani onun komutan çocukların olarak, olaya daha fazla dahil evet, olmasını çocukların bekledi. Çocukların sorunları olmasını Hacı Murat hep Hacı Murat evet. Diyorum. Sultan Murat'ın onlara destek olmasını ve onlarla birlikte ayakta kalma gibi bir süreç hani öyle bir şey bekledim. Peki, bak destek demişken şuna da değinelim. Şimdi çocuklardan birisiyle yani Anatay'la Sultan Murat aynı kızı sevdiği için aralarında sürtüşme var. Sürekli kavga ediyorlar zaten. Ama Anatay'ın babası öldüğünde o aradaki kavgalar mesela hiçbir şey kalmıyor ortada ve hepsi arkadaşlarıyla birlikte sanki kendi babaları vefat etmiş gibi üzülüyorlar, ağlıyorlar. Şimdi buradaki duygu da bence güzeldi. Yani ne olursa olsun hiçbir şey arkadaşlığın da önüne geçemiyor aslında ve bu işte aynı kızı seviyoruz, kavga edelim. O çocukluktan işte ergenliğe geçişte yaşanabilecek basit şeyler aslında. Yani Anatay da biliyor yanlış yaptığını ama işte o ergenlikle birbirlerine sataşıyorlar. Ne zaman ki ağır bir ölüm, bir kayıp, ortak bir duygu yaşadıklarında kenetlendi çocuklar. Ben o
hani kin olmamasını çok sevdim. Mesela hep okurken diyordum ki Anatay ne zaman Sultan Murat'a zarar verecek? Şimdi kötü bir şey yapacak. Hani öyle bir olay geliyor ama öyle de olmadı. Beklediğim gibi olmadı ya. Yani Anatay da duruldu, sakinleşti birden. Aralarında bir düşmanlık yok, çekişme var. Evet, çekişme var. Kız Anatay'a vermeyi teklif etmişti hatta. Evet, yani işte mesela... aşkın bile önüne geçebilen o arkadaşlık duygusu, savaşın da getirdiği bir şey bu tabi ayrıca. Onu da sevdim aslında. Yani ben hep Anatay, Allah'ım şimdi çocuğa bir şey yapacak, zarar verecek, ilişkiyi bozacak diye bekliyordum ama babası vefat edince o da birden bütün o saçma çocuksu duygularından sıyrıldı. Peki, sonunu da konuşalım. Bu arada sonuna gelmeden önce o öğretmenin bir duygusu var ya, işte çocuğundan haber bekliyor, gelmeyince evet, sinirli oluyor, geldiğinde mutlu ders anlatıyor. Yani herkesi insan ni özellikleriyle vermiş ya, yani evet bir öğretmen ama aklı başka yerde olabilir, o da bir insan. Yani herkesi böyle insani duygularıyla vermiş, o öğretmeni de sevdim ben oradan yazıyorum. Yani aklı başka yerde, karşısında çocukları var. O karakteri de sevdim ama sonu. Seven var. Sonunu pek sevmedim. Kitabı sevmedim. Yani kitap... Sonu çok hızlı ve saçmaydı bence. Söyleyeyim. Ya birden. Aynen birden. Ve ben sonunu ben kitabı okurken gerçekten en şaşırdığım sonlardan birisini bu kitapta yaşadım. Gerçekten mi? Çok beklediğin gibi mi? Hasan Ali Toptaş'tan sonra. Ha ya yine de o bu kadar şaşırmamıştım ya. Yani ben hep birlikte vatanın kurtuluşuna yardım edecekler, ürünler gelecek, evet, ya da kalkacaklar, babaları döner, işte gider karşılarlar falan diye bekliyordum. Bir haber bile gelse yeter. Haber bile geldi, yani hiç o atların bir gün öleceği, üstüne Sultan Murat'ın da o at için en son kurtlarla karşı karşıya kalacağını, ki muhtemelen öldü, biz bilmiyoruz. Yazmamış çünkü. Hiç gerçekten hiç böyle bir son hayal etmemiştim. Tatmin etti mi beni? Hayır. Maalesef son çok sevdim. Çok, ne düşünüyorsun? Çok yarım kaldı. Yani dediğiniz gibi o Hacı Murat birlikte, Hacı Murat demişti babamızı almaya gideceğiz trende atla birlikte falan. Onlar babasından haber bile alamadılar. Böyle kovarken gitti. Yani şöyle ki eğer kitap hızlı bitmesi gerekiyorsa bile hani şöyle düşündüm, hani böyle değil de belki savaş köye ulaşır, hani bir şekilde hayaller yıkılırdı ama böyle değil. Yani şöyle, adam tabii ki bizim istediğimiz gibi nasıl yazsın? Ama kendi istediği gibi yazıyor da. Yani şey, böyle bir olay tam aksiyon zirvedeydi, hırsızlar, at ölüyor bilmem ne ve roman bitti. Tam gerçek bir olay başlıyor sandığımda bir devamı var. Ya istiyoruz. Şöyle ki bir de erken gelen turnalar yazıyor ya bizim kitabımızda. Mesela ben turnalar da çok önemli bir role sahiptir diye düşündüm. Hani bir de erken turnalar, erken gelmesi çok güzel ya. Bir şeye vesile. Aynen bir vesileymiş. İyi anlama geliyormuş ama bir hayranı göremedik turnaların. İyi bitmedi. Yani işte turnalar konmadı belki ondan mı? Ha. Evet. Soruyorum. Yani şey böyle gerçekten ilgi çekici bir olay başlıyordu ve tamam. Başladığı gibi bitti. Evet. Kitap bitti çünkü yani gerçekten bence çok havada ben. Sen de sevemedin. Evet. Seven. Bizim bile sevmesi kimse sevmemişti ben. Evet. Ha, kitabı da sevmemiş. Yani şey, kitabı sevmemiş. Yani güzel çok şöyle ya. Dedim ya ben kitabın ilk o 50-60'lardayken dedim ki iyi gidecek şimdi evet. Biz olaylara gideceğiz falan doruk noktasında bitiririz bunu ama hiç beklediğim gibi olmadı. Evet. Son 60-70 sayfası yazmasaydı daha iyi, zirvede bıraksaydı. Yani ama o zaman da ah ne oluyor da kalırdık. İşte zaten yine öyle kalmadık. Ya en azından birkaç bir şey daha anladık. Çocuklar çok azimli mesela, biz o kadar çalışamayız. Ay ya evet, ben mutlu bir son beklediğim için çocuğun ölümüne, atın ölümüne
Yani işte hep Türk filmi kafası ya böyle. Çocuklar çalıştı çalıştı ve mutlu bitsin istedim ama mutlu bitmedi. Ben mesela üzüntüm sonunda. Birkaç sayfa daha uzatabilseydi ağlanacak kadar üzülebilirdim ama işte çocuk da birden öldü, at da öldü. Son sayfa kapandı, bitti. O duygu, ben daha duyguya giremedim. Sultan Murat öldü dediniz ya bence. Bence öldü işte. Karşı karşıya kaldım. Arkadaşları gelebilir. Arkadaş Anatay yardım işte edin. İşte bilmiyoruz ama. Onlar evin çocuk. Ama öldüğünü de bilmiyoruz. Yine de bir yani şöyle, arkadaşları geldi mi bilmiyoruz. Son, şöyle düşün. Bir film var, son sahnesinde kurt ve çocuk kalıyor. Ama bir sahne öncesinde de kurtulan arkadaşları var. Ki? Anatay'ın elini çözmüştü, iki tane arkadaşı vardı. Ama onlar kalabalıklardı. Evet işte, belki diğerleri de atına binip yanına geliyor olabilir. Hepsi birer tane alt çaldı. Dört tane alt çaldılar, onlara kaç atı var? Her birinin dörder tane altı var. Evet, hayır çok at var da. Her birinde dörder tane alt var. Yani arkadaşları da kuşup gelip... İşte bak, bence bu kötü işte. Biz sonunu kendimiz yazmaya çalışıyoruz şu an. Belki de kitabı bize bırakmıştı. Bize bırakmış zaten. Ya ben bir iki sayfa daha ekleyesim. Biz geldi sonuna. Sultan Murat'ın devamını yazıp çıkarsak basar mısınız acaba yayın evleri? Çünkü çok gerçekten havada. Mesela ben öldü, benim için öldü Sultan Murat. Ben yani benim için öldü. Bir şey de mutla baş başa kalırsan ve o an arkadaşın yoksa ölürsün yani. Kurt hem atı yesin hem Sultan Murat'ı, biz de burada ağlayalım. Ama öyle gözüküyormuş o. Bence neyse, tamam. Ya gelip kurtulacak olsa adam niye öyle bir sonunu bitirmesi? Devam eder de eğer öldürmek istemeseydi. Evet, öldürmek istemese öldürmez zaten. Onun elinde değil mi? Yanlış. İşte tamam. Ben bu olayı zaten sevmedim. Yani ne oldu çocuğa, ne oldu? Ne oldu ya? Niye bitti roman? Evet. Sonunu sevmedim maalesef. Ama yine de bence dili öyle çok ağır değildi. Ben yani kitabı okurken sıkılmadım. Sadece olay bekledim. Yani üf ne sıkıcı kitap demedim okurken. Ki o öyle bayan kitaplarda çok fazla var, kısa olmasına rağmen. Aktı ama olay gelemedi sadece. Söylemek istediğiniz bir şey başka? Benim yok. Bir dahaki kitabımı. Ama yazım tarzını gerçekten sevdim. Yani dil dediğimiz gibi. Evet, sadece yani. Belki başka bir kitabını okuruz. Aslında mesela genelde James Altman için ağır derler, akmıyor derler. O yüzden bu kitabı seçmiştim. Tamam, yani çok vaktimiz var, bir tane daha okuruz isterseniz sonra. O zaman artık siz seçin. Ben bunu, ya o onca yorum, güzel yoruma yine de kötü bir yorum yapamam kitapla ilgili. Sadece sonu beni yani bir son bekliyorum. Yani yazar ne düşünüyor? Bekliyorum. Ya kitabı yazan sensin. Bana bırakma. Ne? Ben zaten ben tamamlayacaksam ben yazarım yani. Yani ben hani yazar ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa, karakteri tam versin, olayı da bitirsin. Benim kafamda soru işareti kalmasın istiyorum. Öyle bir kitap olamadı maalesef. Ama bir dahaki ay bomba bir kitapla geliyorum size. Emin olabilirsiniz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey kızlar? Yok, teşekkür ediyorum o zaman. Bizi izlediğiniz için.